soykırım planının parçası olarak AYM. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun hak ihlali başvurusuna verdiği red kararı ufak tartışmayla geçiştirilecek bir mesele değil. Bu karar AYM'nin de toplumun bir kesimine, hizmet hareketine karşı sistemli, planlı yürütülen bir projenin parçası olduğu iddiasını güçlendiriyor. Belki artık adını daha net koymak gerekiyor. Yapılmak istenen bir soykırım. Konuyu daha iyi anlamak için ansiklopedik bilgi üzerinden soykırım tanımına ve sürecine bakalım. 1. Sınıflandırma İnsanlar, bizler ve onlar diye bölünür. 2. Simgeleme Nefretle birleştiği zaman simgeler dışlanan grubun gönülsüz üyelerine dayatılabilir. 3. Dehumanizasyon. Bir grubun üyeleri diğer grubun insanlığını inkar eder. Grubun üyeleri hayvanlar, parazitler, böcekler ya da hastalıklarla özdeşleştirilir. 4. Örgütlenme. Soykırım her zaman örgütlüdür. Özel ordu birlikleri ya da milisler genellikle eğitilir ve silahlandırılır. 5. Kutuplaşma. Nefret grupları kutuplaştırıcı propaganda yayınlar. 6 hazırlık. Kurbanlar etnik ya da dinsel kimlikleri nedeniyle belirlenip ortaya çıkarılırlar. 7. İmha Bu katillerin gözünde imhadır çünkü kurbanlarının insan olduğuna inanmazlar. 8. İnkar Failler herhangi bir suç işlediklerini inkar ederler. Soykırım deyince sadece toplu ölüme sebep olma, tehcir anlaşılmamalı. Hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hem de Türk Ceza Kanunu bir düşünce, etnik ya da dini grubun yok edilmesinin amaçlanmasını da soykırım olarak görüyor. Şimdi son iki yıla baktığımızda hizmet hareketinin hedef alındığı bu süreçte sayılanlardan yaşanmayan kaldı mı? İnsanlar paralel olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrıldı. Hedef gösterildiler. FETÖ diye anılan savcılık dosyalarında insanlar davranış kalıplarına kadar resmedildi. Siyasetin başı, hizmet hareketi mensuplarını düşman ilan ederek yok edileceklerini haykırdı. Haşhaşi, sülük gibi insanlık dışı kavramlar yakıştırıldı. Havuz medyasıyla her gün itibar suikastleri yapıldı. Sulh ceza hakimlikleri gibi örgütlü bir yapılanma eliyle sıradan vatandaş, ev hanımı, eğitimci, iş adamı, yargı mensubu, gazeteci demeden toplumun bir kesimi tutuklandı. Bunlara su dahi yok denildi, binlerce kişi işsiz bırakıldı. Yaşananlar 2014 yılının Temmuz ayında sulh ceza hakimliklerinin kurulmasıyla cadı avı projesi olarak başlamıştı. Bu cadı avı sonraki yıllarda işten atma sınır dışı etme, yüzlerce kişiyi hapse atma, şirketlere kayyım gaspı ve müsaadele kararları ile artık soykırım faaliyetine dönüşmüş durumda. AYM'de paralel diye itham edilen tutuklu hakimler Hidayet Karaca ve en son Baran Su dosyalarına farklı yaklaşıp hak ihlali görmeyerek sistematik yok etme eylemini doğruluyor. Adını koymak gerek ki bu en üst anayasal kurumların dahil olduğu soykırım amaçlı bir süreç Diyor. Büşra Erdal, Yeni Hayat gazetesindeki yazısında.